kuşundan herkese merhaba, kucak dolusu. Merhaba. Kolay gelsin. Mehtap Hanım'a geldik. Ay, adını da söyledim. O zaman söyleyeyim, anonsumu, şeyimi burada yapayım. Efendim bugün çok değerli bir insanın evine geldik. Televizyon izliyor, vay be. Görüyorsun değil mi? Makamı var. Kime geldik? Kendisi çocuk tiyatrosuna yaptığı yatırımlarla, eskiden yaptığı sinema filmleri... Korkma Evrim, Özdeyiş ya da Bengütay'ın sakarlığı tuttu. Kötü bir şey yok yani. Kırdın ha, kırdın. Neyi kırdım desene? Tanıyoruz ve tabii çok önemli bir insanın kızı. Sevgili Aysel Gürel'in, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, kızı Mehtap Ar. Hadi gidelim. Hadi gelin gelin, alacağım sizi, gelin. Ünlü oyuncu Müjde Ar'ın da kardeşi notunu düşüp size asansörle iyi yolculuklar diliyoruz Evrim. Hangi kapı? 1-2. Aa, kakas. Aa, Aysel Gürel. Aa, ne güzel mumlar. Birazdan Mehtap Ar'ın kapısını çalıp kendisine merhaba diyeceğiz ama öncesinde annesi Aysel Gürel'in unutulmaz şarkılarından Firuze'yi megastarımız Tarkan'dan dinleyelim mi? Kıskanır rengini baharda yeşiller, sevda büyüsü gibisin sen Firuze. Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu, üzüm buğusu gibisin sen Firuze. Kıskanır rengini baharda yeşiller, sevda büyüsü gibisin sen Firuze. Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu, üzüm buğusu gibisin sen Firuze. Evde yokum. Neden? Ne bileyim. Ay canım. Güzellik. Sahtekarlar. Artist öpüşü değil mi? Ruj muşa. Hani ruj bozulma sarışı bu. Ay, kaç kişinin selamı var. Ya. Vallahi anlar. Hale Akınlı. Hepsi herkes. Aman ay, gelin. Ay, Hale Abla'ya da gidelim. Gidelim. Ha, gitsenize. Vallahi ona da gidelim. Beraber gidelim buradan çıkış. Çekime gidelim. Hadi çekime. Tamam. Onu da evinde çekelim. Ha. Bunun yüzüne kapatabilirsin. Kalsın dışarıda. Yok ya, iyi davrandım. Gel gel, hadi gel. İyi mi davranıyorsun? İyi gel, davran. Gel, acılık gel. Ay, mumlara bayıldım. Ay, onlar şey... Yani yaşam, maşam. Çünkü şu düzen annem sayesinde kurulmuş bir düzen olduğu için... Onlar ayrı yani, yaşayan şeyler. Saçlar çok güzel. Evet, şapkaları falan ayırdım. Yukarıda da çok detay falan var. Salona alayım mı? Evet. Hanımlar salona geçerken biz daha sonramızı izliyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Mehtap Ar'ın makyajlı pazar anıları renkli görüntüler ortaya çıkaracak. Ya ben vakit bulamadım şu. Allah. Ben de şuradan tazeleyeyim kendimi. Rujum da cumartesi pazarından, marka yok. Evrim birbirinden ilginç kıyafetlerle şekilden şekle girecek. Evinizi temizlemeye geldim. Evin küçük hizmetçisiyim. Hanımım. Şimdi. Hanımım. Gel yavrum, çocuğum gel. Mehtap Ar'ın annesi unutulmaz sanatçı Aysel Gürel şapkalarıyla yad edilecek. Bunlar Aysel'den. Baksana şunlara. Tavuk salatası Evrim Akın'ı mest edecek. Doğru söyle. Hmm. Doğru söyle. Vallahi bak yani. Vallahi. Çünkü benim damak tadıma hitap ediyor. Öyle mi? Ben böyle tatlıları çok seviyorum. Ay, ben de. Eğlenceli olur, renkli anlar. Hadi gel, roman havasına gidelim beraber. Az sonra Evrim Akın'la Ev Kuşu'nda. Gel ha. Bu arada size de selam var. Bircan Silan, Bircan abla. Ay, ben onu... Ay, buradan kaç, da sevgiler. Kaç yıl oldu görmüyorum. Gel. Canım, aferin. Sen öyle... Tamam. Geç. Evet, çok selam söyledi. Dedim, çok önemli bir değerdi. Kendisi biliyorum dedim zaten. Özellikle çocuk tiyatrosunda Türkiye'de ilk turne yapan... Çok aslında turne yapan ekipler var ama biz şey, o diğer ekipler merkeze iniyor, atıyorum yani Adana'ya iniyor, atıyorum Urfa'ya, ama biz köy köy daha dolaşıyoruz, ilçeler, yani. Yatılı bölge okulları, yani daha yani ayak basmadığımız yer kalmadı. Neyse. Rapor geldi, dünyayı iki kere dönmüşüz yani 81 il. 490 ilçe
Ve günde 5 oyun. Yani dünya rekoru bizde. Evet. Evet. Ben çok, ben de şey yapıyorum hani böyle sizle ilgili konuşulduğu zaman yaptıklarınız yatırım, sonuçta emek veriyorsunuz Türk tiyatrosuna, bu çok önemli. Tabii şey. Bu hayalim de hayalimi gerçekleştirdim ben yani büyük şehirlerden İstanbul, Aysel'e bakıyorsun değil mi orada tabii. Çekiyor beni. Bak bana diyor. Ama aynı delilik var yani. Ya var, bir şeyler eksik var, gelmiş var, ama var. Elimde değil. Senin burcun ne? İkizler. Ha, ikiz. Biraz bir burç. Erkeği yaramaz. Evet, yani herkes kızı. Onu söylüyor. Ama herkes. Yükselim koç, oradan biraz düşüyor. Ben koçum. Ha, delilik oradan geliyor değil mi? Annem de kovaydı benim. Aynı grup. Vallahi Mehtap Hanım burcundan mı bilmem ama bizim evrim zor bir kadın. Tıpkı anneniz Aysel Gürel'in o ölümsüz şarkısında anlattığı gibi. Ya. Ay canım yavaş benim yavaş. Ya. Allah çok Allah. Heyecan yaptım. Sağ ol bir tanem. Ev çok güzel. Çok enerjisi çok güzel geldi. Ben şey şu moddayım. Yemin ediyorum. Şuraya şöyle yatayım. Hemen hani ben siz de evi gezin. Sonra gelin yanıma. Kim bu enerjiyle geldi? Ben hemen üstüne örtünü örterim. Hani üşütme diye havalar birazcık şey. Ben birazcık gripli gibi. Aa, geçmiş olsun. Ama şey geçer. Geçmiş olsun Mehtap Hanım. Aman geçer deyip ilaç almayı ihmal etmeyin. İlaç alırsanız. İlaç alırsan geldi. Çorba. Sen ilaç olarak geldin. Ben enerji vereceğim. Evet, tamam. Tavuk suyuna çorba. Limonlu. Olur. O çok iyi geliyor. Ha canım benim. Çorba. Saçım öyle çok daha güzel olmuş. Beğendiniz çok mi? Çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok jön olmuş. Ben kısa saç çok beğeniyorum. Ben de. Ha, herhalde bir daha uzatmam diyorum. Hale'ye dedim evrim geliyor. Ay dedi ben onu çok seviyorum. Bez Bebek'te oynamıştık. Evet Bez Bebek. Çok ay dedi o olsun. Çok önemlidir dedi. Ne olur dedi. Tamam dedim. Ama zaten bizim şimdi dizi başlıyor biliyorsun. Bizim kanalımızda. Evet şovda başlıyor. Hayır, roman havası şimdiden. Diye. Allah. Gerçekten ha, roman çok, havası mı? Roman havası. Eski Gırgıriye'nin devamı Allah. Gibi. Çok da iyi bir ekip Türker abi. İyi bir ekip. Petek Dinçöz. Petek, Oya Başar. Ay Oya Allah. Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Günay. Çok iyi kadro. Çok iyi bir kadro. Ama yetişmiyor, kafam büyük galiba. Yok, yetişir. Bak. Hem sarı saç ya, size daha zaten gösterişim. Zaten benden falan. Sonra sana yakışıyor. Herhalde, öncelik sizin. Önce ben. Az sonra. Sen nelerden hoşlanıyorsun diye. Hani fazla ben bir şey. Parfüm, makyaj setleri. Parfüm, takılar. Evet. Şapkalar var. Aysel'den kalan şapkalar ay, var. Onları, onları indiririm yukarıda. Onları sen çıkar. Ben bu kiloyla kilo aldım. Çıkıp indiremiyorum. Olanlar bizim. Onları çıkarırız. Ha, onlar çıkar. Tabii onları şapkalar, ben tarlaya sürüyorum. Çekin onu bir gün. Etinden, koşturur. Sütünden. Her şeyin. Her şeyin. Bu güzel ağaç kesiyor. Bak kollara. Ay çok hepsine bayıldım ne çok güzel. Çok güzel ekibimiz. Anne hep gençlerle çalışmaktan yanaydı. Gençlerin önünü açalım, yol alsınlar. Doğru. Çünkü çok önem verirdi. O yüzden de bence ölümsüzlüğü ona bağlı. Ya vizyonunu genişletiyor çünkü hatta gençlerle. Demode kalmıyor. Hastanedeyken katiyen dedi hani ben bir şey olursa katiyen arkamdan ağlamayın etmeyin dedi. Hiç dedi çıkar gelirim dedi bir yerlerden. Evet. Dedi genç şehitlere ve askerlere poli yani ağların gençlere şey üzülüyor. Ben yaşadım dedi her şeyi de yaptım dedi. Onun için ben gençleri böyle görünce pırıl pırıl bayılıyorum. Unutulmaz sanatçı Aysel Gürel'i sevgiyle andıktan sonra geçiyoruz özel hayata. Bakın evrim nasıl açıyor aşk meşk defterlerini. Var mı aşk? Arıyorum. Ay bu güzel gözlere aşık olmaz mı? Ay bilmiyorum. Sizin de bir şey söyleyeyim mi? Şanssızlığınız bence. Ben hiç yeşil olduğunu bilmiyordum. Öyle. Benim de öyle. Hı-hı. Makyaj yokken daha çok belli değil mi? Evet. Makyaj onu sanki söylüyorlar. Kapatıyor rengini. Bir ela benim aslında böyle bazı. Ay yeşil hı-hı. Gibi değil mi? Bilmiyorum çok işte. Çok güzel maşallah diyelim. Ha canım benim. Bekliyoruz aşka. Yani şöyle bir şey. Annem hep şey derdi. Aşk dokunamamak derdi. Yani kadın erkek olarak baktığında yoksa çiçeğe olan bir aşkın var. Doğaya var. Doğaya, çocuğuna, Allah'a tabii ki. Ama kadın erkek aşkında dokunamam. Dokunduğun zaman bitiyor derdi annem aşk. Hmm. O ne derse doğrudur. Ben ona inanıyorum. Aysel Gürel, Sezen Aksu'nun yorumladığı Bırak Beni adlı şarkısında nasıl da ete kemiğe bürümüş aşkı ve kavuşmamayı.
İnsan aşkı iliklerine kadar hissediyor dinlerken. Seviyorum kahretsin. Seviyorum elim yine değil çok. Seviyorum ah nereye. Yaşadığım her deli aşksın sen. Seviyorum kahretsin. Seviyorum elim yine değil çok. Seviyorum ah nereye. Yaşadığım her deli aşksın sen. Ya Ferhat dağları deliyor biliyorsun. Yanında uyuyor olsa delmeyecek, sarılıp uyuyacak. Tabii, kavuşamamak, ulaşamamak tabii. Değil mi? Yani onun için yani her yaşta bence... Aşkın yaşı yok ki. Yok. 3 yaşında çocuk da aşık oluyor. Yani ben ilkokulu 5'teyken aşık olmuştum. Öğretmenime aşık olmuştum. Adı, öğretmenimin adına bak. Aşkın. Çekmiş adam. Aşkın resmen. Ha, aşkın, aşkın. Ya tabii ne o bildi de ben bildim onu. Öyle. Yani eli çok güzel tabii. Öğretmen bile yani. Tabii. Küçük kız dersin. Çok dinliyor. Önemli şey eğitim, öğretim çok ama önemli. Ama bir şey söyleyeceğim. Mesela öğretmenine hayranlık ya da aşk duyan da o derse böyle dört kolla sarılmıyor mu? Ben sırf hani onun gözüne girmek için. O kadın öğretmen için de geçerli, hani erkek öğretmen için. Sıfırcı Fethiye vardı. Sıfırcı Fethiye. Ahmet Rasım Fatih'te. O hiç beni sevmedi ama ben onu seviyorum. Hala seviyorum. Beni sevmediği için çok çalışıyordum. Sevse belki... Çalışmazdı. Ben de tam tersi o zaman. Mesela ben hep beni onaylarsa, desteklerse, hadi yaparsa daha çok yüklenirim. Evrim şeyle ilgili. Gaza gelmek belki, çabuk gaza geliyorum. Hayır, biz belki babasız büyüdüğümüz için birazcık bir sevgi arsızıyız böyle. Yani hep kendimizi sevsinler. Biz hani hep kendimizi sevdirelim. Ha filan gibi öyle bir şeyimiz vardı ama ben de beni sevmeyenin üstüne gitmiyorum işte. Beni sevenlere dönüyorum. Ben şimdi ona döndüm. Biraz geç mi bilmiyorum geç ama. Olmuş. Çünkü hayatınızı daha çok rahatlatacak. Evet yani. Ama hep öyle şey yaptık. Bencilce belki ama hakikaten yani zorlaştırmanın manası yok bence. Hani biz iyiyiz, iyi insanlarız filan hep böyle o tabii Aysel'in çok zor şartlarda bizi yetiştirmesi, hep kendimizi kabul ettirmek, var olduğumuzu hissettirmek çok zor bir dönemlerdi. Tam rahata erdiğin zaman da hayat sandalyeni şöyle bir altından çekiyor. Bir titretiyor. Ne oluyor? Evet yani biz mesela annem tam rahat edecekti filan. O zaman sağlık sorunları başlıyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi hayatın akışına akıl sır ermiyor Mehtap Hanım. Önemli olan her anın tadını çıkarabilmek. Bu arada biz de sohbetimize gezerek devam edelim mi? Ne dersiniz? Ha tamam, hadi gezelim. Ay bu koltuk ne güzelmiş. Şu mor. Bunlar Aysel'in. Ya bu da onundu. Bu değil, bu benim. Heh. Bu morlar, annem mor hastası. Ben de çok severim. Arabama hep mor otoparka koyuyorum şeyde. Ha, bu morlar Aysel'in. Ay ne güzel. Onlar benim hep ev toplama gidiyor. Ne güzel. Bu Müjde'den geldi. Bu yatağım benim bu. Burada ben, mı? Evet, yatak odamı sonra çıkartacağım. Ama burada yatıyorum. Lafınızı balla kesiyoruz hanımlar. Hazır Mehtap Hanım'ın ablası Müjde aranmışken, onun Türk sinemasının klasikleri arasına girmiş arabesk filmindeki o etkileyici performansını hatırlamaya ne dersiniz? Kıyamam buna. Ya ben Rimmel'in... Ben kirpik yapıştırıcısı, markasını göstermiyorum. Bunlar bizim canımız, ciğerimiz. Hayır ben de... Ya ben vakit bulamadım şu. Vallahi. Ben de şuradan tazeleyeyim kendimi. Rujum da cumartesi pazarından, marka yok. Ya. Bu yeşil sürünce kırmızı oluyor. Aa. Ve çıkmayan ruj bu.
Aa, ne güzel kokuyor. Ha, vereyim sana onu. Yok yok, vermeyeyim. Var bende, çok var, 3 lira. Ne pazarı? Cumartesi. Bu aşağıdaki. Annemin nefes aldığı yer. Ay biz orayı çok seviyoruz. Ben her hafta oradayım. Aa, vallahi yeşil, bak gördün mü? Saçını bozman sen. Boz boz, ben hiç benim takıntım yok. Baksana, kadar wow. Hoş. Ha? Değil mi böyle? Az sonra. Yeşildi, ne oldu? Şahtı şahtı. Onu vereceğim sana. Bu hafta alırım pazardan. Ay yıkayamam ben seni. Ay bir şey değil. Ne olsun? Kendi makyajınızı kendin mi yapıyorsun? Kendim yapıyorum. Çünkü benim şey... Göz kapaklarımız, bizim gözümüz şey... Ağlayan göz. Benim de düşük. Düşük. Benim de öyle. Ablam bir ara bir toparlattı şunları bunları ama... Düşük olduğu için ben hile yapıyorum şöyle. Gölge. Yukarı. Gölge mölge yapıyorum işte. Mehtap Hanım. Kendinize özgü makyaj tekniğinizle güzelliğinize güzellik kattınız. E artık hareket kaldığı yerden daha bir heyecanla devam eder şimdi. Ay, hadi çık, gezelim hadi mi? Hadi gezelim. Hadi gezelim. Şuna biz, ha baksana. O da şey. Bunlar hep benim şey. Dandik dandik. Yani şey. Ha far değil mi bu? Far far. İşte rimellerim. Kirpiği de mi kendiniz yapıştırıyorsunuz? Kendim yapıştırıyorum işte. Aa, burada cımbızlar ya. Yapıştırıyorum. Bir tane göstersenize şundan mesela. Bir tane hemen yapıyorum. Bak, hanımlar şimdi. İzleyin, kirpik nasıl yapıştırılır? Kirpiği cımbızla alıyorsun. Allah'tan rimelledim de. Bir de bu var değil mi? Bak bak, şimdi. Bir şey göstereceğim. Mesela şurayı sildim. Ağız niye öyle oluyor? Beytamar'ın rengarenk kıyafetleri. Bunlar çok filan. Çok güzelmiş bu da. Bunlar benim arkadaşımın. Ben tasarımları götüreyim ben seni. Tamam. Az sonra. Çekiyorsun bunu. Bu yapışkanı değil mi? Yapışkanı buraya koymuştum. Tamam. Aslında oraya koymamak lazım ama tabii. Ne yapayım şimdi? Ele de kullanıyoruz. Hani ele evet. Hakikaten bak, çıkmıyor bak. Çıkmıyor. Aa. Sonra bunu böyle alıyorsun bir dev aynasıyla. Hı. Nerede boşluk var mesela? Oraya koy. Şurada. Aa bak. Vallahi bravo. Ben yapamıyorum işte ya. Ben gelin sana. Biz de gelin valla, oturalım, sohbet edelim, gezelim. Şimdi nereleri gezelim? Tedavimden kalkmış. Seviyor musunuz kalkmış. Parfümleri? Ben yıkanıyorum. Ben de çok seviyorum. Ben yıkanıyorum, bayılıyorum. Bir fıskırtayım mı şurayı? İstediğin kadar, hatta şöyle bir şık. Yok, var bende üstünde. Ha. Karışırsın. Hmm. Ben çıkarken 2-3 tane. Ben çıkarken 2-3 tane birden karıştırıyorum. Ben erkek kokularını da çok ben beğeniyorum. Ben de. Ve kullanıyorum da, kullandım ben da. Ben de kullanıyorum. Hiç bayılıyorum. Bayılıyorum o erkek ay, kokuları. Çok güzel, bak, ha, sana giderken Aysel'in CD'sinde ne diye edeceğim? Çocuklara da vereceğim belki. Hangisi? Son çıkan mı? Son çıkan var mı sen? Ha. Ama imza çakarım ben. Tamam, onu isterim. Almaz mıyım ben? Aysel Güler tanıyım. Burada işte meyve var. Ay burası çok güzelmiş. Çok güzel. Ya bu benim hoşuma gitti. Böyle hem oradan ayrı, bağımsız gibi duruyor, hem bir arada. Sen daha yukarıyı, balkonu, malkonu göreceksin. Ya. İşte burası böyle söz, oğlum söz. Nasıl güzel. Şey, burada elbiseler var ama sana esas üst katı gezdireceğim. Ben pazar elbiselerinden merak. Hepsi pazar. Çok güzel. Pazar olmayan yok. Yok mu? Yok. O diyelim, o bir... İşte ben elimi attım böyle kalite. Bir de bak, gel bak, bir şey de hoş. Saçını bozman sen. Boz, boz. Ben hiç benim takıntım yok. Baksana, kadar hoş. Wow. Ha? Değil mi böyle? Gecelerin o şeytan gezgincisi. Evet. Ya, iyi bildin. Burada çok işte güzel. Buralar... Ben bayılıyorum bu tip kıyafetlere. Bunlar Bodrum'da, pazarda falan bunlar var. Bunlar şey, bunlar benim bir... ben bunları çok seviyorum köylü pazarından. Benim bir arkadaşım bunları yapıyor. Kendi mi imal ediyor, dikiyor kendi, mu? Kendi dikiyor şeyde. Pazarda mı? Pazarda değil, bu Şişli'de bir yerde. Ben bu renkler ve şeyler... Çiçek manyaklığı var, güller, müller yani... Bayılıyorum bu şeylere. Ruhunuzda var mı öyle bir tarafında? Gerçi hani oyuncusunuz da her şey vardır. Köylü ağır basar mı bazen? Vallahi biz Erzincanlıyız. Öyle mi? Herkes... Erzincan. Ha, bilmiyorlar o tarafımızı.
Bunu dün bir arkadaşım dedi ki, bu Aysel mi dedi. Kim bu? Annem. Şaka. Tabii. Tiyatro dönemi, daha kafayı yemediği dönemler. Yedi mi kafayı? Bence yedi. İyi ki de yedi. Bence de iyi ki yedi. Bu Süzün. Deniz Akkaya annemle çok özel bir arkadaşlığı vardı. Doymadım, doyamadım, sevmelere seni ben. Kimseyi koyamadım yerine, yerine. Saymadım, sayamadım, sensiz geçen yıllar. Burası böyle banyomuz. Banyo ama bizde parfüm marfüm yok. Olsun. Ben sonra sana ayrıca parfümlerimi koyayım. Bu nedir? O şey kolyen ama kafana takabilirsin. Ha. Şöyle de olabilir yani, değil mi? Her tür o kadar yakıştı. Bak böyle de olabilir. Ama yetişmiyor. Kafam büyük galiba. Yok, yetişir. Sen istiyorsan onun arkasından şey yaparız. Ha, uzatılabilir değil mi? Boyuna koy bakayım. Baksana tarzı olmadı böyle bir şey. Kleopatra gibi oldu. Böyle bir yere giderken tak işte, gez. Tak, boyuna size da taksan. Size de yakışır. Bak. Hem sarı saç ya, size daha zaten gösterişli. Zaten benden daha... sonra sana yakışıyor. Herhalde, öncelik sizin. Önce ben. Mehtap Ar ve Evrim Akın'dan çok renkli şapka defilesi. Ay baksana. Yan bakayım. Baksana o müjdenin hediyesi. Ha, Calamity Jane. Bakayım. Ay ama müthiş. Az sonra. Şimdi yukarımız yukarı var. Ha. Sonra yemek mi yapacaksın? Yemek sonra? Yapacağım. Yani çok kolay bir yemek. Ya. Ben çünkü senin programını iki yerim kanda olsa da izliyorum. Buraya senin genişliği var. İnanmıyorum. Tabii birazcık şey ne ama çıkartabilirsin. Müjde Hanım benziyor değil mi? Benziyorsun. Gençliğini Müjde'ye benzetiyorlar. Son döneminde bana benzetiyorlar. Yani böyle bir şey var. Benim annem Fatih'te yürürken kepekler indiriliyormuş. Annemin peşinden tamam, yürüyorlar. Tamam, gençliği çok güzel. Çok güzel. Mehtap Ar'ın evinin odalarını dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi sırada yatak odası var. Şimdi hiç kullanılmayan yatak odama ay, alıyorum. Çok güzel. Neden kullanmıyorsunuz? Burada bunlara sen çıldırırsın. Peru'a da çıldırırsın. Bu çok güzel. Bu da özel bir tasarım. O arkaya geliyor. Biliyorum. Kimi? Yataksın. İşte bu benim. Ay baksana. Bak bu da. Çok güzel niye ama. Niye böyle oluyor dudak? Dudaklar. O dudak niye öyle? Dudak, dudak. Güzel. O dudak niye öyle olur? Dudakları şey yaparız Recep abi. Dudak, ha. Hmm. Dudak, dudak. Hmm. Ben. O dudak niye öyle? Bak. Şunu da öyle değişik bir hava olsun onu diye. Onu takacağım. Takayım mı? Şey vardı, ayna. Kız küçük ev Laura vardı biliyor musun? Aa evet, ona mı benziyor? Onların şapkası böyleydi o dene. Ay, ay çok güzel ya. O dönemlere aşık. Bayılıyorum o kıyafetlere. Çok. Çok güzel değil mi? Keşke orada yaşasaydık o dönemde. Vallahi ben de çok isterim. O dönemde şöyle küçük bir kız olsaydık. Kızın şunu da taksana bu renk de sana aslında. Sana bu renk, renk bezme bebekte bu renkti. Ha biliyorum ben. Hala ablayla oynarken. O kadar güzel değil mi? Bambaşka biri bak. O. Bak. Beğendin mi? Bence çok hani beğendim. Hani kısa saç daha güzeldi. Ama bunlar da güzel. Baksana. Bak, ben neyi seviyorum biliyor musunuz? Ben sorunca cevap veren insanı seviyorum. Mesela ben sormadan benimle ilgili yorum yapanlara sinir oluyorum. Saçın niye böyle, kaşın niye böyle? Saçını düzelt, saçını uzat, saçını kısa. Size ne? Sen önce bunu tak, baksana daha hiç takma. Ay dur reklam olmaz. Yan bakayım, müthiş. Çok şık bu değil çok mi? Çok şık. Çok güzel. Bayıldım. Ben de şimdi bak o tepe bütün hepsi şey dolu. Paraya da acımamış. Mehtap Ar paraya acımamış şapkada. Jules César. Ay bak ama şey, bu da çok güzel oldu. Bu gerçek saç değil mi? Değil mi? Devin taktığın gerçekti. Bu şey. Naylon. Naylon. Ama ben naylonları daha kullanmıştım. Ay, onlar daha rahat değil mi? Daha rahat. Çünkü o daha çok bakım istiyor. Aa.
Sana bir şey söyleyeyim, o çok bakım istiyor. Bu da dönem şeyi gibi oldu. Bunlar ha tabii Fransız dönemi değil mi o? 18. 17, 16 falan mı acaba? Sıtkı kim? Bilir onu, Sıtkı bir iki VTR'e girer o dönemlere ait. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Evinizi temizlemeye geldim. Evin küçük hizmetçisiyim. Hanımım. Şimdi. Hanımım. Gel yavrum çocuğum gel. Şimdi bu annemin ördeği hastanedeki hayat arkadaşı hastanede hep bu. Ay. Bunlar benim hayatım, bunlara geberiyorum. Bunlar benim kuzularım. Ay cucuk. Bunlarla yatıyorum cucuk, ben. Cucuk bu da uyuyor. Şunlara bakar mısın? Ay çok dördüler ya. Ben bunları döve döve severim. Çok komik. Aman aman. Bunlar da bunlarla yatıyorum, uyuyorum. Öyle mi? Doğru söyle. Vallahi bak yani. Vallahi. Çünkü benim damak tadıma hitap ediyor. Öyle mi? Ben böyle tatları çok seviyorum. Ay ben de. Hele ceviz daha bile fazla şimdi olabilir. Şimdi ha. Az sonra. Burada Aysel'den kalan şapkalar var. Aha. Bakabilir miyiz? Bakabilirsin. Şimdi oraya seni çıkartmak için sandalye vereceğim. Şuna bakar mısın? My goodness. Baksana o müjdenin hediyesi. Ya. Ha? İşte benden sonra sana yakıştı. Yani. Tabii. Önce o. Şuna bakar mısın? Daha ne? Şunlara bak. Bunlar oldu tamamlar. O zaman hanımım ben aşağı bulaşık yıkamaya gidiyorum diye evi terk ediyor. Gel bak gel. Şunlara bir bak. Ben de şimdi... Calamity Jane. Ben de madam olayım şöyle. Ay kendimi de şey yapmak, beni de çeksinler diye. Ben rol çalıyorum değil mi? Mehtap Hanım. Nasıl rol çaldım. Problem hizmetçi başrol oldum yandan. Aynen öyle oldu evrim. Senin bu yaptığına şov derler. Hem bak şarkını bile rahmetli Aysel Gürel yıllar önce yazmış. Bunlar Aysel'den. Baksana şunlara. Bizim aynıymış Aysel Hanım'la kafamız. Selfie yapalım gel. Hiç beceremiyorum. Programda selfie. Ama... Sakladım Markus. Dur ben kırmızıyı takacağım. Onu sevdim. Öyle mi? Benimki yakışmadıysa ben de başka bir renk takayım. Evet daha zıt bir renk takın. Saç sarı mor ya. Mor takayım. Ha. İstiyorsan moru sen tak. Evet, siz kırmızıyı takın. Kırmızıyı ben takayım. Bakayım tamam. Sen mor seviyorsun ya. Evet, bayılırım. Aslında kahverengi değil mi? 333. Kostümlerim var burada. Bakacağım. Ha, işte bunlar hep benim pazar ağırlıklıdır her tasarımlı şeyi. Pazarımda değil mi? Pazardan alıyorum, pazardan giyiniyorum. Ay çok giyiniyorum. Güzel, ha. Buna bayıldım. Ama dinle, çok hoş. Çok güzel değil mi? Ben bu bastımalar bayılıyorum ben. De ben kapalı çarşıya gidiyorum. Orada benim yağlıkçılarda dükkanlarım var. O kumaşlara dokunmak, etmek. Giyeyim mi? Giysene. Şimdi sana 8 beden büyük ama olsun. Ama içimde elbise var zaten. Aha. 8 beden olur mu? Sizin bacaklar ince. Bacak ince, oradan, karın, oyama kol. Oyama şar gibi. İşte kemikler kalın olunca yapı. Evet ben yani sigarayı bıraktım. Allah'ın herkese de bırakmayı İnşallah. Nasip etsin. Ha, ne oldu olmadı mı? Hadi gel roman havasına gidelim beraber. Sıtkı müzikle şu çocuğum. Sevenleri sevdiğine vermediler, vermediler gül.
güzel gözlüm seni bana çok gördüler, çok gördüler. Sevenleri sevdiğine vermediler, vermediler. Güzel gözlüm seni bana çok gördüler, çok gördüler. Ha be kaynana ne yaptın, bize de ne yaptın, bize. Biz birbirimizi çok sevdik, kaçıyoruz bize, kaçıyoruz yarimle. Ha be kaynana ne yaptın, bize de ne yaptın, bize. Biz birbirimizi çok sevdik, kaçıyoruz bize, kaçıyoruz yarimle. Burada da manyak ördürdüğüm şapkalarım, aa, şallarım, ama bunlar hep millet diyor ki yastık mı yapacaksın diyor. Hayır diyorum, bunlar bere. Bunlar kızımıza etik. Baksana şimdi bunlar böyle, millet yastık yaptırıyorum zannediyor. Hayır. Bunlar ben şöyle. De habire kırmızıya el atmam. Bak. Aa ne güzel. Bak sana da bir tane kırmızı vereyim mi? Ha, al kırmızı. Ay şey de güzelmiş, kumaş. Gel bak. Kardeş olalım. Başını öne. Ha. Bakayım. Bak bakayım bana. Kulağım kepçe çıkmadı mı? Yo, bakayım. Baksana. Hadi müzik. Abi nasıl? Abi kaynana istiyorum. Ha? Sen yeter ki oyna Evrim. Biz çalarız ne istiyorsan. Abi kaynana ne yaptın? Bize de ne yaptın? Bize. Biz birbirimizi çok sevdik. Kaçıyoruz bize, kaçıyoruz yarimle. Yoruldum. Hadi gel yemeğe geçelim. Hadi mama yiyelim. Çok güzel yapacağım. Ay dağıttık her yeri yahu. Hiç bırak, boş ver. Zaten anca toparlamıştık siz geliyorsunuz diye. Gel şimdi. Oh, kutlarımızı da döktük. Mutfağa gidiyoruz değil mi? Ha, bir balkonda hava alalım mı? Alalım, terledik, iyi olur. Aa, ben böyle ruj görmedim. Hala çıkmadı bak. Çok güzel değil mi? Aa, evet. Alayım sana pazardan. Çok rahat. Burası ben normalde da hiç sürmüyorum. Çekim için makyaj yapıyorum. Nefes aldığımız yer. Ne güzel. Oo. Burada yazın. Güneşleniyor musunuz? Ben güneşleniyorum da komşular rahat mı, mutlu mu bilmiyorum. Bakmasınlar. Tabii ben onlara bakmıyorum. Onlar da bize bakmasın. Bakmasınlar diye. Buradayız. Ne i̇şte güzel. Eş dost geliyor, oturuyoruz. Yaz akşamları şenleniyor. Yazın güzel oluyor. Siz de şey seviyorsunuz değil mi? Böyle yemekler yapayım, sohbet benim edelim. Benim her gün evimde akşam 7:30'da sofra kurulur. Ne güzel. Kim gelirse, ne varsa. Yani hani o mu var, bu mu var diye bir şey yok. Her akşam 7:30'da sofra kurulur. Tabii Anadolu'dayken falan olmuyor ama. Şimdi. Sözsüzle mi yaşıyor? Benle yaşıyor ama şimdi okul dönemi Müjde'de kalıyor. Müjde'nin evi Sarıyer'de. Ha, yakın diye. Okul da orada. Tabii tabii. Haftanın söz aynı zamanda işe başladı. Ay canım. Hem çalışıyor hem okuyor. Haftanın 4 günü Müjde'de. Geri kalan 3 günü de anne oğul beraberler diyor ve mutfağa doğru yol almaya başlıyoruz. Erinci. Ne güzel mutfak, şirin. Biraz ufak tefek ama aman işte olsun, şey. Ben mutfakta nefes alıyorum. Terapi gibi mi geliyor? Evet, her cumartesi. Bir de yemek uydurma gibi bir huyum var benim böyle. Ne güzel. Hani belli bir kalıplar vardır yemeklerde ama ben mesela kendi ağız tadıma evet zaman. Gibi. Şimdi bugün benim, ne yapacaksınız? Benim çok sevdiğim bir tavuk yemeği. Salatası yapacağım. Ben senin biliyorum tavuk. Tavuk. Gıdaklayacağım. Şimdi bu tavukları, tavuğun göğüs etini, beyaz etini ben önceden haşladım zamanı. Yemeğin adı neymiş? Tavuk salatası. Haşladık tavukları küp küp. Tavuğu haşladık. Ondan sonra... Suyunu dökmeyeceksiniz değil mi? Yok, onu sen tavuk suyuna çorba demiştin ya. Evet, hastalara çıkma. Şimdi bunu şurada... Ben yardımcı hemen. Olayım mı? Ellerimi yıkadım. Evet. Şimdi buraya geliyoruz.
Şimdi bu tavuğu didikliyoruz. Didik bu didik çok olacak. Kolay. Birlikte mi yapalım? Evet, birlikte ben yapalım. Ben bir göreyim nasıl yapıyorsun. Şöyle ufak ufak. Şöyle. Şimdi ditme işlemi bitti. 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 Buna yapılacak öbür işlem yoğurdumuz var. Gene mi yıkıyorsun elini? Ha canım. Evet, evet, ben bir şey dediğim zaman. Şimdi gördün mü? Aa, işlem. Pratik soyma. Evet, işlemi. Yapayım ben de. Yapsana. O kenarlarını atıyorum. Böyle yaptık. Sen şurada dur. Şimdi evet. Şöyle ikiye böldük değil mi? Evet canım. Sonra da buraya yoğurdumu koyuyorum. Hı. Daha yapayım mı? Bir tane daha yapalım. Ben sarımsağı rendeledim. Oo, ha bu sarımsak mı? Evet canım. Ve bol ceviz. Ben sızma zeytinyağına bayılıyorum. Ben de. Ben her yemeği zeytinyağıyla yapıyorum, etli bile olsun. Müjde de öyle. Zeytinyağımı koydum. Bu tavuğu aynen buna attık. Ve bunu karıştırıyoruz. Şimdi bunu benim oğlum dereotu sevmediği için... Ben onu soracaktım. Dereotu yakışmaz. Dereotu yakışıyor. Fakat söz yemediği için... Dereotunu... Niye yemiyorsun? Dünyanın en güzel şeyi yahu. Yemediği için böyle yaptım şimdi. Ne bu kadar. Tuz yok değil mi? Zaten o... Tuz şey... Turşunun tuzu var. Turşudan var. Şey var. Mayonez ceviz var. Yani Müjde zaten hiçbir yemeğe. Evine misafir de gelse... Koymuyor. Her misafirin önüne özellikle tuzluğunu koyuyor, biberliğini. Kendi atsın diye. Kendi. Onların evinde... Tuzlu pişmiyor. Her şey... Tabaka değil mi? Şimdi sen ilk önce şöyle bir sunum. Emek harcadın. Şöyle bir... İçinden miyim tabaka? Bir ikinciyi koymayacaksın. Gel şöyle bir tadına bak, sonra tabağa belki koyarsın. Belki beğenirim. Hı-hı. Doğru söyle, doğru söyle. Vallahi bak yani. Vallahi. Çünkü benim damak tadıma hitap ediyor. Öyle mi? Ben böyle tatları çok seviyorum. Ay ben de. Sefer daha büyük kaşık alacağım. Ay çok güzel. 2-3 gün duruyor dolapta bir de. Tabii hemen yani yapıp... Ne kadar pratik bir yemek yok. Afiyetler olsun efendim. Lezzetini daha tatmadan sizi izlerken hissettik. Bu arada... Bu lezzet şöleninizi bozacağız ama artık mutfağı terk etme zamanı. Koşalım da yediklerimizi eritelim, çok yedik mi? Ya bırak yedim ama ya. En çok özdeyiş yedi, ben gördüm. Tabak tabak böyle. Canım ne nasıl kadar bereketli. Afiyet olsun bir tane. Kesinize bereket efendim, ellerinize ben sağlık. Ben misafirin geleceğin gün gelip yemek yiyelim. Bilmem ne yok. Ve sıra geliyor vedaya. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tüm ekibe teşekkür ediyorum. Herkese. Emek harcayan herkese. Evet. Daha bizim teşekkür arka ediyorum. Tarafımız var tabii. Biliyorum onlar canım. Onlar da çok çalışıyorlar canım, gece gündüz. Tabii ki, tabii ki. Herkese kolaylıklar diliyorum. Çok emeklerine, ediyoruz. Yüreklerinize sağlık. Teşekkür İyi ki varsınız. Siz de öyle. Teşekkür de ederim. Öyle. Allah sen, olsun. Sen hadi bay bay beraber. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bir sonraki program ya. Hoşça bir sonraki, kalın. Bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki. Veda'yı Aysel Gürel'in unutulmaz şarkılarından Gidiyorum'la yapıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Gidiyorum.